Kışın ortasındayız. Eski Şubat da girdi ama şeytan kulağına kurşun pek öyle kış yüzü görmedik henüz. Şu satırları yazdığım güne kadar İstanbulluların Velidi Zina Şubat'tan şikayeti hakları yok sanıyorum. Ama bu sağanım sırf odunu, kömürü olanlar için, evlerinin tavanı akmayan, tuzları kuruları için. Yoksa örneğin İstanbul'un Yeşil Tepesi, Dere içi, Zeytinburnu, Taşlı Tarla, Gül Tepesi'ndekiler gibi her türlü sağlık kurallarına aykırı yaşayanlar için değil şüphesiz. Hele dere içindeki incecik tahta duvarlar arasında yaşadın mı? Kışın serti, mülayimi olmaz elbette. Tarla başından İstiklal Caddesi'ne uzanan sokaklardan birindeyim. Sağlı sollu manavlar, radyo, onarım evleri, şık zarif ayakkabıcı dükkanları, bakkallar. Sağda et pazarı demek olan genel evin ünlü abonos sokağı. Abonos sokağından çıktılar, üç kişiydiler. Kasketlerinden poturu hatırlatan şalvarımsı pantolonlarına kadar yamalar içinde dökülüyorlardı. Abona sokağındaki dudakları boyalı kadınlardan bile yüz bulduklarını sanmam ama birbirlerine sokulmuş çok gizli, çok ayıp, o nispetle de tadına doyulamayan bir şey ya da bir şeylerden söz ediyor gibiydiler. Üç adım gerilerinden yürüyordum. Gene sağlı solda elektrik malzemesi satan dükkanları, kunduracı manavları geçtik. Sağda önlerindeki yiyeceklere eğilmiş vesili enselerle dolu bir lokantanın ıstakozdan kızarmış tavuk, parça parça et, mor damarlı balıklar yüklü zarif vitrini önünde durdular. Ben de durdum. Kafa kafaya verip vitrindekileri bir süre seyrettiler. Hiçbir şey konuşmuyorlardı. Kafalarından geçenleri kestirmekse zor değildi. Hatta bir hikaye, bir romanda vitrindeki kırmızı, mor, gri pembeleri insan başlarının içinde nasıl uçurtabileceğimi düşünürken. İçlerinden biri nasılsa beni gördü. Görmesiyle de elektrik çarpmışçasına kasketini çıkarıp esas vaziyete geçmesi bir oldu. Vay anasını. Ben kimdim? İstanbul'da Beyoğlu'na çıkan ara sokaklardan birinde kim kime? Üniformasız herkes. Ama herkes Yalova kaymakamıdır burada. Ötekiler de ilk arkadaşları gibi davranınca bir zamanların parti ya da hükümetleri adına halkın nabzını yoklamaya çıkan nabız mütehassıslarından koca göbekli biri edasıyla sordum. Ne dikiliyorsunuz burada? Şaşırdılar, korktular, birbirlerine suçlu suçlu baktılar. İlk sarı benizli en gençleri kekeledi. Hiç. Öyle. Nasıl hiç öyle? Hiç ne demek? Hiç desene. Soldaki kara kuru. Diyemez. Efendi. Niye diyemiyormuş? Köylüyük de hani dilimiz dönmez de. Köyünüzden kalkıp dönmeyen dilinizle İstanbul'a ne diye geldiniz? Şimdiye kadar hiç söze karışmayan pehlivan yapıyorlar. Ah efendi, ah dedi. Niye gelindiğini sen nereden bileceksin? Beni bırakıp biri alarak dertlerini dökmeye başladılar. İstanbul'da yıkım, yapım çok dedilerdi de, tevatür dedilerdi. Gözleri çıksın, bizi yurdumuzdan, yuvamızdan ittiler. Meğer devir, devran değişmiş, şeytan dürttü, sordum. Peki kurucu meclis, anayasa tasarısı hakkındaki fikriniz ne? Birbirlerine tuhaf tuhaf baktılar. Ha, dedim. İçlerinden açık gözlüsü esas vaziyete geçerek sağ ol dedi. Gülüverdim. Onlar da güldüler. Bakışlarında güven, kirli yüzlerinde safça gülüşün temizliği. Kara kaş, kara gözlüleri, karnın tok, sırtın pek. Bizimle daşkala mı ediyorsun efendi dedi. Tanin 3 Mart 1961. Arkası yarın.